Bugün çaylar, simitler benden. Bakalım Ömer Bey nasıl karşılayacak bizi? Çaylar bizim için geliyor mu? Geliyor çaylar. Çaylar, aa, kaptan ya, götürüyor. Evet. Evet, bakın bu farklı bir olay. Kaptanım ne yaptınız? Bugün çaylar, simitler benden. Peki, buyurun, çok lütfen. Teşekkür ediyoruz kaptan ya. Buyurun efendim. Ya vallahi bizi mahcup ediyorsun hep. Hep siz getiriyordunuz. Bugün de ben bir değişiklik yapayım dedim yani. Efendim, evet, sevgili Taylanerlerle buluştuk. Aslında biz kendisiyle daha önce buluştuk Kalamış'ta. Karavanından alayım istedim ama ben gelirim, yürüyüş yaparım dedi. Olsun. Değil mi? Yaptık, yürüyüş yaptık. Keyifli bir İstanbul hava günündeyiz. Da güzel, keyifli gün. Çok keyifli ve çok güzel bir gün yakaladım. Kesinlikle. Martılar da güzeldi. Yavru martılarını yedirmiş burası. Yalnız geminize hayran kaldım, söyleyeyim. Yani tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Yani... Şimdi Mevlana'nın güzel bir sözü var. Her şey neye layıksa ona dönüşür demiş. Oo. 1976 model. Sizinle buluşmak güzel diyoruz. 76 model. Oh, 76 bravo. Model. Sizden yaşlı mı? Vallahi 55 yaşındayım. Ben güzel güzel söylüyorum. 55. Allah uzun ömür versin. Sağlıklı. Hepimize sağlıklı. Hepimize. Şimdi efendim bir yaşlı demek zaten ayıp. Demiyoruz. Biz ne diyoruz? Bilge diyoruz. Ya. Bilge olan geldi falan. Taylanerlerle birlikte Boğaz turuna çıkacağız efendim. Bugünün güzelliği sevgililer günü olması. Şimdi insan hayatında düşünüyor, en uzun ilişkim kiminle diye sevgili kaptanım. 10 yıldır vapurda çay simit sohbet yapıyorum. En uzun ilişkim vapurla oldu. Doğru, gerçekten. Evden çok vapurda Ömer. O zaman sevgili kaptanımızı aramıza alalım. O bir baba. Gel. Gelin kaptanım. Gel baba. Güzel bir baba sevgililer şöyle. Günü mesajına ihtiyacımız var. Bence sevgililer günü her gün. Kim sizi nasıl sevmek istiyorsanız öyledir. Yani sevgililer tabii. Günü seveni her zaman seven. Sevgililer günü. O yüzden herkese sevgililer günü kutlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın. Çok güzeldi. Alkışlar geliyor. İstanbul, seni seviyoruz diyoruz ve geliyoruz. Sohbete geçmeden şunu merak ettim. Efendim, buzdağını görsek. Çanın yanında da Taylanerler var. Kaç kez çalması lazım uyarması için? Vallahi buzdağını gördükten sonra çanı çalsak ne yarar? Buzdağını dindiririz herhalde. Olsun olsun. Taylan Bey çalın siz. Buzdağını gördük. Buzdağ. Karlar geliyor, kar geliyor. Tamam, yırttık. James Cameron'a selam olsun. Oh, efendim. İtalya'ya selamlar. Neredeyiz? Vapurdayız. Efendim bir gemideyiz. Gemiler diğer ulaşım araçlarına göre daha farklıdırlar, ruh taşırlar. Hatta böyle denize inme seremonileri bile vardır. YouTube kanalımıza abone olursanız gerçekten sevineceğim. Beğenirseniz yorumları yazın, mutlu olalım. Beğenmezseniz de eleştirileri açız. Abone olduğunuzu görüyorum, çok teşekkür ediyorum. Olmadıysanız da yanlış görmüşümdür. Yine de sağ olun. Efendim, vapurda çay simit sohbeti. Kaçırmayın. Zaten izliyorsunuz şu an. Özgürlüğü simgelerler. Efendim, vapurda çay simit sohbette İstanbul Boğazı'nın özgürlüğü içerisinde sevgili oyuncu, seslendirme sanatçısı Taylanerlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş gördük Ömer'im. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Şimdi bu açılış her zaman bir klasik bizde. Hep bir hoş geldiniz durumu oluyor. Hoş gördük. Ya dediğin çok doğru. Ben hoş geldiniz inşallah demek lazım aslında. Tabii doğru. Değil mi? Ben 55 yaşındayım. 55 yıllık da İstanbul'uyum diyelim. Vapur ben hakikaten çok seviyorum. Yani o çayı, simidi, biz küçükten böyle tostları meşhurdu. Ondan sonra eski çalışanları vardı. Hep o işte tost ister misiniz, çay ister misiniz falan diye. Hatta bir de klasik bir şey vardı. Siz mi istemiştiniz tost? Tost. Biz istemedik aslında. Ama ne yapsın, satacak adam tostları. Yani küçükten beri vapursuz İstanbul biraz zor. Zor, zor. Zor, yok. Onun kesin. İçin şu an çok güzel, çok memnunum. Yani giden bir vapurda sohbet bir kere yapmıştık ama bu... Yani bu vapur falan değil, bu gemi değil, başka bir şey. Bu bir müze gibi. Ya çok güzel, ben çok beğendim. Evet. Tekrar hoş gördük, çağırdığın için sağ olasın. Aşağı tarafta Fatih Sultan Mehmet'in döneminde giydiği kıyafetlerden esinlenerek yapılan... Tablosu var bir de. Kavuk tablosu ve yapmışlar. Kaftanı giydiniz. Tiyatro dekoru gibi içine girdik. Bayağı bir
Ya çok iyi. İlk defa oldu. Şimdi dün gece yine ofiste çalışıyorum. Telefon çaldı. Teyzem arıyor. Nasılsın? Ne yapıyorsun Ömer diyor. Artık yani gece gündüz çalışıyoruz. Yeni programlar da hazırlıyoruz. İnşallah bravo. İzleyicilerle buluşturacağız. Ha, vapurda çay simi sohbeti için de gece gündüz çalışıyoruz. Eğleniyoruz dedim. Teyzeciğim eğleniyoruz dedim. Başka yani aslında olmaz. Başka türlü olmaz değil mi? Eğlenmeden bir şey yapamazsınız ben söyleyeyim. Yani çok ciddi alırsanız o iş bir zaman sonra sizi sıkar. Kendi işiniz olsa bile. Sen bunu zaten eğlenerek yapıyorsun. Onun için tebrik ediyorum teşekkür seni. Teşekkür ediyorum. Taylanerler efendim 7 yıldır karavanda yaşıyor. Karavanda rüya görmek farklı bir şey oluyor mu? Valla bazen rüya görüyorum bilmiyorum da. Bazen uyumak zorlaşıyor. Zorlaşıyor. Neden? Çünkü kedinin... O hani kediler böyle karavanın altına sırtını sürtüyorlar. Hani fırşşşt diye bir şey çıkıyor. Yatarken kediyi duyuyorsun tabii. Yani kedi uykusu gibi bir şey yaşıyoruz çok doğru ama bu ara biraz fırtınalar yüksek olduğu için, karavan biraz sallandığı için maalesef uykular biraz zor bu ara. Efendim tabii bugün sohbetimize çay simit eşlik ediyor ama dekorumuzda trompeti görmenizi istiyorum. 86'da elinize almışsınız ilk. Yani 86'dan beri evet. Çalıyor musunuz? 86, evet. Askerde bandodaydım ama yani severek çaldığım bir enstrümandır. Sadece kendi keyfimi almak için değil, seyirciye de keyif vermeyi seviyorum. Sadece üflemek değil, bu aparatları var bunların. Bunlara da bazen işte böyle enteresan sesler çıktığı için seyirci bunları seviyor. Şuna ben yabancı değilim yalnız ya. Şunu bir yerden gözüm ısırıyor gibi. Ömer şimdi bu, bunun sapını çıkardım. Burada bir sap var benim. Bu eskilerin bunun siyahı vardır, tuvalet pompasıdır. Fakat tuvalet pompasından genellikle iki tane alırdık biz büyüklerimiz. Tuvaleti lavaboya kullanmayalım diye tabii. Tuvaletin de bir tane siyah, üstü o orundur. Bu da lavaboydu ve gerçekten bunlar şu anda yapamıyorum ama vantuz gibi bop yani sıkışır lastiği vardır. Fakat enteresan ki siyahi caz müzisyenleri bunu şöyle kullanıyorlar. Bulmuşlar enteresan. Evet yani bunu biz... O elde boşta kalmasın. Evet, böyle durmasın boş diye. Buna parmağı zorsa koyun diyor. Ben pembesini buldum. Pembe tabii yanlış. Bunu ve ya biraz insan konuşması, biraz şey. Mesela şunu yapıyor. Böyle bir şey. Mükemmel ya. Evet. Bunlar sizin oyuncaklarınız. Ya evet, ben de eğleniyorum ama seyirci de eğlensin istiyorum. Beraber. Sadece doğru. Bizde olmaz. Kesinlikle. Efendim. Şimdi İstanbul Boğazı'ndan dışarıya bakınca etkilenmemek güzel. Mümkün değil. Ya çok hakikaten. Geçmişe bir özlem oluyor. Dört hep taraf. Diyoruz ki yeşili daha korusaydık. Ama en sonunda insan aslında hep böyle doğal olanı özlüyor. Bugün önümden bir süt kamyonu geçiyor. Doğal süt yazıyor. Yani. Evet değil mi yani? Hem bitiriyoruz doğal sonra doğal süt ne güzel. Oradaki o yapaylığa nasıl geçtik biz? Ne zaman geçtik? Siz o geçişi sadece. Hatırlıyor musunuz mesela? Sonuçta bugünün dünyasında doğan bir insan gerçekten doğal mı, samimi mi dünyaya denk geliyor? Olan, gözünü açıyor yoksa... 89'lar, 88'lerde biz bunu kaybettik yavaş yavaş. Ben öyle biliyorum. Evet tabii 90'lı yıllarda bir internet falan çağı bilmem ne işte telefonlar 95'te geldi cep telefonları ülkemize. Yani biz evet çünkü normalde sütçümüz gelirdi. Güzel büyümü vardı, ölçüsü vardı. Hiçbir zaman için hani bu kirliymiş bunu silelim de yıkayalım da sonra bunu süt bize ver falan demezdik. Evet genellikle insan diyelim genelde önce mahvediyor. Sonra diyor ki ay Allah özlem duyuyoruz. Yapmasaydın ne yapayım yani. Doğru. Şimdi insanın canı bazen hani bir şey yapmak istemiyor olabilir yani. İlla ki sizde de vardır. Sizde mesela canınızın yapmak istemediği ama yapmak zorunda olduğunuz şeyler var değil mi rutinde? Ya mecbursun yani yaşam koşuşturması içindesin. Hele böyle bu pandemi zamanında feci bir şekilde mesela trompeti çalmıyoruz. Bıraktık şimdi. Moral bulmak için bazen üflüyorum çünkü o moral veriyor size. Bir bağlama mesela eline al. Böyle birkaç tıngırdat ya moral bulursun çünkü müzik bu. Hep diyorum ki ya şunu bile öğrenseniz hani bir ritim tutmayı bilirsen o bile bir aslında keyif. Enstrüman çalmıyor. Gitar bilmiyorum kardeşim. Bağlama çalamıyorum. Şey, ama düğüm, bir içindeki duygumu ama bir ritmine evet. Çıkaracak bir şey bu. Yani müzik bence güzel bir şey. İlla ki müzisyen olmasın zaten. Şart değil. Ama bir yaşarsın onu güzellik olur. Bence büyük patronlar bile insanlar bile yapsınlar bence bir şey. Kafaları dağılsın yani. Doğru. Bowling oynar mısınız? Oynadınız ya, mı? İki defa oynadım. Bowling tane sonuçta o kukaları bir anda vurduğunuz zaman strike oluyor aynı anda. Yani kukanın bir tanesini öyle bir hızla öyle bir yerinden vuruyorsunuz ki bütün diğer taşları da deviriyor arka arkaya. O tabii enerji işte o. Hayatta bazen bowling gibi mi diyorum? Sonuçta 3 hak veriliyor bir oyunda. Hani hepsini deviremedin. Hiç böyle aslında ıskaladığınız oldu mu?
Çok. Hayat yarışında, hayat macerasında. İşte bu biraz keşke ile ilgili. Oluyor hayat, yani ne yapayım şimdi, ben de istiyorum ki şöyle bir atayım, tam bir tane olup bir kaybolsun istiyorsun ama benimki bir yandan gitti. Arkadaş neyin yandan gidiyor seninki diyor, dedim sen nasıl atıyorsun? O diyor ki ben döndürüyorum şöyle bir şey yapıyorum diyor, bak ortadan gidiyor, yapamıyorum onu. İşte o hayat görüşü biraz. Hayat değil mi? Ya, o, evet, mesela ben ticaret yapamam. İki defa denedim, olmadı mesela. Kasadan 5 TL çalan birini görürseniz ne yaparsınız? Ama yani sen de ama şimdi çalma derim. Ya 5 TL evet küçük bir para olabilir ama sonra o 5.50 olur, sonra 100 olur. Şöyle bir söz var. Sen bir var. Şey demezse. Buna dair şöyle bir şey var. Sözünüzü böldüm ama 5 TL'yi ilk defa çalarken görüyorsundur diyor. Yani aslında o çalarken onu ilk defa gördüğün andır diyor. Belki daha önce çaldı. Bazen bazı şeyleri görüyoruz ya. Ha, ben benim gördüğüm o. Evet. Öncesini bilmiyorum. İşte. Ben hatta orada İnsan içinde şüphe ve kuşku düşüyor ya. Doğru, evet. Ben yani o anı gördüm çocuğum, bir şey diyemem ki. Belki ilk gördüm ben onu çocuğu ama çocuk yapmış önceden başkalarını. Ya. Ve giderek hep ben 5 TL çalıyorum zaten diyebilir yani. Aynen ya. Ama çok güzel manzaralar. Ay. Aslında ben de sizinle hani karavancı, yeni genç bir karavancı diye düşünebiliriz. Şimdi tabii bu pandemi süreci de olunca herkes karavana hücum etti. Çok. Ama o çok. Bir emek gerektiriyor. Ona bir zaman ayırmak gerekiyor. Aslında bir garanti gibi düşünüp de karavan aldım ben duruyor durumundansa yaşamak lazım değil mi? İyi ki söyledin Ömer. O konu çok önemli. Karavanı aldınız. Fiyatını şu an karıştırmayayım. Yüksek, alçak aldınız. Sonra bu pandemi bitecek. Umarım hafif geçer diyelim. Olacak ama hafif geçer. İstanbul depreminde bitecek. Çünkü şu an deprem bahanesiyle de alıyorlar. Sonra bunlar bitecek. Bu karavanlar satılacak. Neden? Çünkü karavan güzel alması da koyacak yer meselesi var. Beni arıyor arkadaşlar. Abi Taylan abi diyor, karavan alacağız. Nereye koyacağız? Ama nereye koyacağız? Parkına koyacaksın. Ama karavanın park koyma izni verilmiyor. Apartmanların kendi parkları da var. İzin vermiyorlar. Hele içinde oturmaya falan ışık yakmana hiç izin vermiyor yönetim. Şimdi o karavanı satacaklar. Bütün portala çıkacak biliyorum ben. Şey sosyal medyada hep satıyorum. Satamayacaklar. Yani 5'e aldıysa onu 3'e satacak. Satmam 3'e diyecek. Olur mu canım? Olur mu? Bitti. Yani sonuçta almak güzel ama yaşamak daha güzel. Karavanda yaşamak. Onu kullanmak lazım. Yani geziye kullanmak lazım. Tamam onu, kullansınlar. Ne bileyim kullansınlar. Güzel kamping yerleri var. Evet. Oraya bırakmak lazım. Hemen söyleyeyim. Karavan alın diye de ben kimseye zorlamıyorum. Çünkü otellerimiz de para kazanacak sonuçta. Otelin keyfi başkadır. Ne olur onu karıştırmayın. Ben otele sevmiyorum artık. Karavan çok güzel. Hayır, otelin de keyfi var. Doğru. Yani. Ama karavanda 11'de kalkarsın, otelde 8'de kalkıp kahvaltına gitmen lazım. Yoksa kahvaltı yok. Yani çok mu kahvaltı yapmasam ölürüm? Hayır. Ama mikrofona çarptım mesela. Olur böyle şeyler. Doğru. Yani karavan ama sen artık şanslısın. Evet, sen beraber bayağı bakımınız. Sağ olsun. Siz yardımcı oluyorsunuz. Estağfurullah. Ben Güven Kıraç'la Erkan Can yardımcı oluyor. Ya çok evet, güzel, güzel karavancı çevrem var. Ya evet Tamer ya. Tamer abim zaten bir tane. Hayır çok güzel. Onu güzel kullan uzun yollarda keyfini. İnşallah. Hatta onunla belki program falan yaparsın bilmiyorum. Evet, çünkü klasik var, bir araç o. Evet. Yani kullan onu. Ooo köprüden geçiyoruz. Kendinizi hiç ikinci adam gibi hissettiğiniz durumlar oldu mu hayatın içinde? Mesela hep hayatın içinde başrolde miydiniz? Hayır ben ikinci adamım zaten. Doğru. Ömer doğru. Ya gerçekten harika cevap. Yok doğru ama ben niye biliyor musun? Şöyle diyeyim. İkinci olmak güzel bana göre. Ben ne olur hiç yanlış. Bana göre bakın. Böyle olmalı demiyorum. Seyirci bazen şey yapıyor. Hani benim lafım ben kanaat önderi değilim. Ama estağfurullah. İkinci adam olayım ki birinciye çalışayım. ben seviyorum. Hiç üzülmedim. İkinci olsam, üçüncü olsam ne olacak? Ben işimi yapıyorum. Hep de şunu söylüyorum. İkinci adamla çok güzel aslında. Şuna getirdim. Bazen böyle okullara, seminere gidiyorum işte üniversiteye falan filan şey diyorlar. İşte hocam ne yapalım? Ben hoca değilim diyorum. Çünkü hocanın bir bilgisi olur, size öğretir. Ben yaşadıklarımı sizinle paylaşıyorum. Hayat tecrübesi. Eskiden TRT'de, bak üstüne geldi ne güzel oldu. TRT'de şey vardı, kovboy filmleri vardı böyle. Amerikan kovboylar falan. Tabii, çok yakın zamana kadar TRT 1 ekranlarında vardı. Evet. Ben tabii 80'lere falan konuşuyorum. 79'da, 78'de. Pazar günü onu bekliyoruz. Trenler var, haydutlar trenleri soyuyorlar. Ama haydutlar atın kuyruğuna bir çalı bağlıyor, büyük çalı. Onunla koşuyorlar, bam bam diyor, alıyor paraları gidiyor. Sonra şerif geliyor, ya diyor nasıl gitmişlerdi bakalım yerlere. O zaman tabii, tabii malum yerden bakıyor, lastik yok ki tekerle. Doğru. O diyor, izler yok burada diyor. İzini kaybetti. Çalıyla. Ben de diyorum ki işte onlar gibi çalı bağlamayın arkanıza.
Yani Ömer'le Taylan bir yerden yürürken keyifli yürüsünler, arkadan gelirken birileri Ömer'le Taylan buradan geçmişler desin. Gururla. Evet. Güldüğümüz yolun işte peşinden gidelim. İkinci olsam, üçüncü olsam ama dediğin gibi bazen ikinci kalanlar var, uzun süre kalanlar var. Abi ben niye ikinciyim? Ne yapayım? Senin sorunun. Sende bir şey var demek ki. Doğru. Şimdi yeni soruyu hazır mısınız? Soru. Senin soruların sürprizli oldu mu? Sıktı bakalım. Bazen diyorum böyle hayata böyle hani sıfırdan başlayayım. Bana diyorum hani der ya insan böyle yeni bir sayfa verin, yeni bir sayfaya başlayacağım. Evet. Sonra düşünüyorum tamam yeni bir sayfa aldım ama kalem aynı. Yani aynı Ömer, duygular aynı. Yeni bir sayfaya başlayamıyorsun ki aynı kalemle farklı sayfa yazsan da aynı insan yeni bir sayfaya başlaması için sayfayı değil de kalemi mi değiştirmesi lazım diye düşündüm. Kalemi değiştirmesi lazım. Mesela ama ben de kalemi değiştirecek mi diye bekliyordum. Sen kalemi değiştirmiyorsun. Şimdi kalemi değiştirmek aslında insanın düşüncelerini değiştirmesi demek. Yeni bir sayfa istiyorsa yani olduğundan daha farklı bir şekilde olması demek. Ya da yapmadığı şeyleri yapıyor olması demek. Bunlar pozitif anlamda da olan şeyler. Doğru. Ama şöyle bir şey var. Yeni bir sayfa yeni bir gün aslında. Yeni bir gün doğru. Doğru. Ama şöyle de bir şey var. İnsanlarımız edilgen. Yani edilgen keşke olmasaydık. Şöyle söyleyeyim hani ben bu kişiyi çok sevdim. Ben onunla beraber öyle yürüyeyim. Niye? Onun suyuna gidelim işte öyle kızdırmayalım onu da güzel güzel gidelim. Edilgen olma, kendin ol biraz daha. Hani işte bunu bize yüklememişler zamanında. Keşke yükleselermiş. Onun için edilgen olan insanları ben pek sevemiyorum. Yani niye o mesela, herkes şey yaptı bir yer biliyorsun. İşte dark coat giydiler mesela. İşte beyaz çoraplar modaydı 80'li yıllarda. Michael Jackson giydi falan diye. Niye yani giyme? Mesela ben de giydim sonra beyaz çorabı sevmedim. Yani bu ne dedim ama giydik biraz. Çıkardım sonra. İnsan bir şekilde denemek istiyor değil mi? Denedim. Ha, deniyorsun işte. Deniyor. Biraz bir şey oluyor ama sonra kendini buluyorsun. Yani bence aynı kalemle bir dahaki tekrar gelir misin gelmem misin bilmiyorum ama bir dahaki dünyaya geldiği zaman ben biraz daha global olmayı isterim. Dünyaya açılmayı isterim. Çok hoşuma gider o. Bize maalesef okulda global olmayı öğretmediler. Bu kelime öğretilmedi. Yani açıl, herkesi gör. Şimdi global oldu herkes, biz geri kaldık. Daha bazen internette bir şey yaparken arkadaş yardım ediyor bana. Abi nasıl yapamazsın diyor yani senin gibi adam. Abi dedim bilmiyoruz işte. Yeni öğrendik bunu 90'lı yıllarda. Doğru. Onlar çocuklarla fıldır fıldır gidiyorlar. Yani bence biraz daha global olan bir adam olmak isterdim ama aynı kalemim olsa bile senin dediğin gibi. Şimdi hayat bir oyuncuyla birlikteyiz aynı zamanda. Sizin için de hayat kendi filminizin içindesiniz. Filmin nerede biteceğini Allah bilir de hani şu anki yaşınızla şu zamana kadarki yaşamınızı düşündüğünüzde mesajı verdi mi film? Sizin kendi filminizin mesajı neydi? Vallahi bana bir mesaj. Sizin hayatta olmanızın anlamı, amacı verdiğiniz mesaj yerine oturdu mu? Vallahi ben ki ben hani sizin bir kardeşiniz olarak. Estağfurullah hayır. Hayır şimdi bak şöyle. Yine söylüyorum bence diyorum. Ne olur aman yani o benim dediğim kabul edilecek falan öyle bir şey yok. Yani kitaplar devirsem bile senin soruların geliyor böyle. Hemen söyleyeyim mi? Ömer'in programına kitap böyle biraz devirerek imtihan yaparak gidip ben bu kadar bilmiyordum yani böyle olur. Yani hazırlıksız geldim. Tamam. O da diyor evet diyor. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bu soruyu bir daha ne olacak? Evet anlıyorum. Kaptanım. O da haklı ne yapsa şimdi dönüyor mu ne yapıyor? Evet dönüyor. Tabii. Boğaz biliyorsunuz çok işlek bir yer olduğu için kaptanlar. Sizin filminizin sonundaki mesaj nedir aslında? Çocukluk dönemi dedin ya. Benim annem olmadı yani tanıyamadım. Babamı da tanıyamadığım için beni annemin halasının kızıyla eşi büyüttüler. Birisi zaten ağır, disiplinli bir askerdi. Ötekisi de yani halam dediğim insan diye hala diyelim ona öyle büyüdük. O da Denizcilik Bankası ne güzel üstüne geldi. Denizcilik Bankası'nın işletmesinde 36 yıl aynı masada sekreterlik yapmış. İki umum müdüre. Aynı masada. Ondan sonra halam anlatırdı. Oğlum 36 yıl gittik geldik dedi. Ne yapalım dedi. İş. O zaman öyle iş değiştirme yok. Ben beğenmedim çünkü yok. Siz onunla büyüdünüz. Onlarla büyüdüm. Tabii yani sağ olsun iyi ki de büyütmüşler. Belki ortalıkta kalmadık abilerimle beraber ama şöyle bir şey var. Ben dedim ki ya insanlar mutlu olsun. Keyiflensinler. Müzisyen olurken de onu düşündüm. Ben müzisyenim hocam ben çalıyorum siz dinleyin. Hayır. Hiç düşünmedim öyle bir şey.
Hatta bir iki defa biz bir yerde çaldık. Çok ses vardı. Baterist arkadaşımız şey yaptı. Abi dedi kusura bakma dinlemiyorlar ama ne yapalım dedi. Burası. Dedim boş ver. Çalarız boş ver. Biz çaldık. Hani dinlemiyorlar zaten ama toplanalım gidelim yapmadım. Çaldık. Meğerse arasında dinleyen varmış. Bak. Güzel. O da bir şey. Ve onlar sonra bize teşekkür etti giderken. Ben anlamadım yani dedim siz. Efendim siz anladım ben sizi çok sıkıldınız. Yok sıkılmadım ne oldu dedim. Kimse dinlemiyordu sizi ama dedi. Yani siz de bayağı bir böyle eforla çaldınız ve bize güzel şarkılar söylediniz dedi. Sizi kazandık o zaman dedim ben de. Bak ne güzel aradan çıkar. Ve bizim bundan ondan sonraki gösterilerimize bir yavaş yavaş kalabalık olarak gelmeye başladı onlar. Onlara da yani isimlerini unuttum ama ona çok teşekkür ederiz. Onun için insanlar mutlu olsun istiyorum. Bunu da şunu söylüyorum. Ünlü caz müzisyeni Louis Armstrong basın gelmiş demiş ki ya sizin sesiniz kötü. Kanserliydi çünkü sesi onun. Sesiniz kötü. Trompet de çok iyi çalmıyorsunuz. Ama demişler 25 yaşındasınız 1925'te. 25 yaşındasınız. Niye sizi nasıl seviyor bu insanlar demiş. Louis Armstrong da demiş ki bunu demiş elime aldığım zaman insanlar ritim tutuyorsa ben doğru bir şey yaptığımı hissediyorum demiş. İşte bu ya, kadar. Ya bu kadar. Ve Louis Armstrong deyince ve Louis Armstrong'un bir özelliği vardı. Doğaçlama yapardı. Bob Sid Burris sesi de. I got the chills, man. Bana ritim tut hadi. Tutayım. Yapar mısın? Bebop diyoruz biz buna. Bebop mı? Düppe de yapma. Siz de şimdi doğaçlama yapacaksınız. Doğaçlama yapacağım şimdi. Bakalım neler çıkacak. Louis'in sesiyle sizlere bir doğaçlama. Ya torununuz olsa size bayılırdı gerçekten. Ya böyle torun, dedi o. Torun değil mi? Eşim yok, çocuğum yok, torun ya. Bitmeyecek şeyler desek nedir mesela? Ne bitmez? Aslında tabii yaşam bitmesin ama olmuyor. Yaşamak güzel, hakikaten güzel bir şey. Nasıl yaşarsan yani, ama güzel bir şey. Bir de görelim. Ben biraz görmek. Görmek. Şu gözlerimiz kaybolmaz. Ben onlara ama demiştim de. O zaman dedi ki oradaki bir dernek başkanı, efendim dedi biz körüz dedi, bize kör diyebilirsiniz dedi. Kitap okudum onlara. Ücretsiz kitap okunuyormuş. Neydi? Çemberitaş'ta bir kütüphane var Büyükşehir Belediyesi'nin. Ama çok seneler oldu. İki tane kitap okudum orada ben. Sonra enteresan, çok sevdiğim bir anıdır. Çok kısa anlatacağım. Lütfen. CD'leri, Ozan CD vardı. CD'ler yapılıyor. Ben de kitabın sonu, ikinci kitabın sonunu okumak için gittim. Oturuyorum, çay içiyorum, işte kahve içiyorum bir şey. Orada bir üç kişi oturuyor ama ben hiç bilmiyorum onların kör olduğunu. Onlar böyle bir şeylere bakıyorlar. Çok rahat bakıyorlar. CD'ler falan var böyle. Ben de oturuyorum işte. Ondan sonra dedim ki, şey geldi mi zaman dedim, mikrofona geçeyim mi hanımefendi dedim ben de oradaki hanımefendiye. Ondan sonra Taylan Bey dedi. Buyurun efendim dedim ben. Oradan bir adam. Ama bana bakmıyor. Nasılsınız dedi. İyiyim, teşekkür ederim ama ben yani çok özür dilerim, ben saygısız olması, korktum. Adam bana bakmıyor, bana Taylan Bey diyor. Zaten sen burada körlere kitap okuyorsun. Belki de onlar kör diye kendi kendime. Sonra dedi ki çok teşekkür ederiz dedi. Yaşatmışsınız kitabı bize dedi. Ah yapmayın dedim. Birinci kitabı biz efendim okuduk, dinledik dedi. Ya. Aa sağ olun dedim. Çok çok teşekkür ederiz dedi. Gerçekten oyuncu olduğunuz için herhalde o çok rahat okumuşsunuz dedi. Çünkü oraya sadece oyuncu olmayan insana da gidebiliyormuş. Ya onlara bir, ben onları görevimi yaptım. Ama baktım ki evet gözlerimiz gitmesin ya. Yani şükretmemiz lazım gerçekten. Yani görüyoruz ya. Şey bir şey paylaşıyoruz biz görerek. Biz gitmesin isteyeceğiniz bir şey olsun. Cevabı geldi bu sorudan. Benim için bu. Bilmiyorum. Ben görmeyi ve muhabbeti, ilişkiyi çok seviyorum. Kaybettiğimiz şeyler biliyorsunuz onlar. Hele bu pandemi de zaten düşünsene sarılamıyoruz. Bir merhaba abicim, ablacım diyemiyorum. Yani bu şimdi biraz... biliyorsunuz bir survivor durumunda artık dünyada yaşamak bir survivor oldu zaten. Kendi başına. Bitti zaten. Bundan sonra zaten olacak. Belki bir kesim maskeyi geçip bir kesim maske çıkartacak. Japonlar gibi. Biz onlara gülüyorduk. Ha Japon ha maskeyi geçiyor falan diyorduk. Biz olduk şimdi. Ya şeydeki neydi? Sosyal medyadaki emojilerdeki maskeli emoji kullanacağımız aklımıza gelmezdi. Gelmez, değil mi? Doktor bile kullanmıyormuş birbirine birkaç tane söylemişti. Şimdi biz kullanıyoruz. Doğru. Abiciğim maskeni tak falan oraya koy. Doğru. Yani. Ya. Yine de her zaman şükretmek lazım. Şimdi bu, gözlerimizle dünyayı görüyoruz. Görmeyenler de bir şekilde hissediyor, duyuyor da. Şimdi dünya bir insan olsaydı
aslında bir birey gibi düşünsek, romantik bir insan mı olurdu, finansçı biri mi olurdu? Efendim müsaadenizle ben bu soru... Sen ne yap? Ben çalışmadan geldim. Ay şey daraldım biraz şey oldu. Efendim simit çay, simit çay içiyorum. İlhamı simitten alıyoruz. Yani, hakikaten dünya hani bir karakter, bir kişiliği olan bir insan gibi olsaydı, evet, daha çok hangisi olurdu yani? Duygusal, acımasız bir insan. Acımasız bir insan. Evet. Ezen. Yanıma gelmesin. Bir daha gelecekse gel. Hmm. Yok aman abi. Direkt söyledim bak hiç. Gerçekten acımasız. Güzellikleri var tabii. Ama yok yani. Ben yanımda olmasın. Ha, bir dünyada olayım da. Yani bu dünyanın... Ya da o insansa o gelmesin. Yani. Olur. Uzakta kalsın. Mutlu olsun. Eğlensin, coşsun ama... Her dönemde, her yaşta, her yaşın bir güzelliği var deriz ya. Her dönemde de bir şekilde değişiyor. Yani sizin kendi geçmişinize baktığınızda sizi değiştiren yıllar hangi yıllardı? Bugün olmanıza vesile olan yıllar? Evet, çok rahat söyleyebilirim. 95'ti. 95 benim dönüm noktamdı. Gururla söyleyebilirim. Can Gürzap, Arsen Gürzap. Eski tiyatro oyuncuları ve akademisyenler artık diyelim. Halam da hep benim memur olmamı istiyor. Memur ya, emekli ya. Devlet memuru. Oğlum dedi memur ol, güzel güzel. Masayı da vereceğim 36 yıl sonra sana. 36, yani. Devam et. İşte memur ol. Ben de bilmiyorum memur olmayı ne olduğunu falan. Gazetelerde pazar günleri, büyük gazetelerde şey vardı. Büyük iş ilanları. Bu arada bir tane iş var. Demiş ki haber spikeri yetiştiriyoruz. Halam dedi ki eniştem çok güzel Taylan dedi. Bak haber spikeri olursun, otursun bizim o zaman TRT'nin güzel şey spikerleri var ya. Oturuyor böyle onun gibi ol falan. Peki dedim olur tamam. Konuşmamı düzelteceğim, diksiyon dersi alacağım falan filan. Gittim kursa, çok uzatmayacağım ama programın da zamanı var. Ben kursa girdim. Can Gürzap, Arsen Gürzap. 3 aylık kurs, 1,5 ay sonra bir ara imtihan yapılıyor. İmtihan da şöyle. Çocuklar hepiniz TRT'de yapılan, bak ne güzel üstüne geldi ya, ne güzel şeyle hatıralar. TRT'de yapılan bir haber bültenini bize canlandıracaksınız. Hemen ben eve geldim. Halam zaten çok iyi biliyor haberleri. Akşam Sedat Cilasun vardı o zaman, Tuna Huş var. Onları bir izliyoruz. İşte hemen dediler ki başlangıç. Haberler, bir cenaze olsun, spor, kapanış. Bu kadar. Güne bakış, kapanış işte. Meşhur da. Yıllar öncesine gittik efendim. 95. Ay, o kayıttaymışız gibi. 95. Hazırladık efendim böyle. İyi akşamlar. TRT Haber Bülteni hazırlığında işte haberleri sunuyoruz. Önce özetler. Özetleri okudum. Çok ciddiyim falan. İşte kağıdıya baş koyuyorum. Bir tanesi uçtu biraz yana koyarken. Herkes gülmeye başladı. Ben gülmüyorum. Çok ciddiyim. Sürekli kalemi not ediyorum. Bir şey not etmiyorum. Not ediyor onlar. Ben not ediyorum böyle falan. Bitti. Biz kaydımızı bitirdik. Sonra imtihanların cevapları geliyor bize. Hepimiz sınıftayız. Can Bey de geldi. Arsen Hanım da yanındaydı. Arsen Gürsap da yanındaydı. Ve Taylan sen tiyatro bölümüne. Haber spiker. Ne tiyatrosu? Haber spiker olacağım. Tamam Taylan'cığım dedi. O zaman bir gel izleyelim hep beraber dedi. Arkadaşlarla izliyoruz. Ben de gülüyorum. Cenazede gülmüşüm ben. Öyle mi? Orada gördüm. Ya keşke o zaman o kaydı isteseymişiz. Kağıtta çok oynamışım, böyle bir şeyler yapmışım, kağıdı koyarken falan. Kalemle sürekli oynamışım. Ondan sonra dedi, yok sende bir şeyler vardı. Ve 95'te evet ben haber spikeri olacağıma tiyatro bölümüne kaydım. Ondan sonra da patladı. Hayat işte beklenmeyeni bekle oluyor bazen. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Sevgili kaptanımızı görüyorum ben. Ha. Aa kaptan burada, gemi nerede? Sarayburnu'na yanaştı gemimiz. Boğaz evet, turunlarından. Gemimiz yanaştı. Evet. Dikkat, kaptan geliyor. Kat. Buyurun, hoş geldiniz efendim. Merhabalar kaptancım, tekrar. Hoş geldiniz. Evet, nasılsınız? Hoş geldiniz. Evet. Seyrimiz bitti, yanaştık. Program devam ediyor kaptancım. Evet, sizin ha, program şeyin, bitiyor. Şeyin kaptanımızın bitince işi varmış efendim. Artık yanaştık, o yüzden ben müsaade. Öyle mi efendim? Evet. Kaptan bir ellerini göstersene kameraya. Gerçekten kaptanın ellerini görüyorum. Aa, ama çalışan eller bunlar ya, tabii. Yani. Bir sonraki bölümde programın inşallah açılışını geminin, vapurun makine dairesinden yapacağız. Evet, yani evet, o eller böyle boşuna evet, olmuyor. Siz bayağı, evet, tabii ki. Yani evet, bir ahşap işleri vardı. Makine dairesinin bir küçük bir platformu var. Onu tamir ederken bunlar tutkal izleri tabii. Yani bunlar pek kolay bir elden çıkmaz. Ödenek asla biz yardım edelim, eleman alalım diye. Hayır, elemanlarımız var. Kimimizin yapacağı işler var, kimimizin yapacağı. Şey. Ben de severim bu tür şeyleri yapmayı. Evet. Yani tabii bravo, gemiye bakarsanız gemi size bakar. Evet. Oo, doğru.
Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Saygı bizden. Efendim biz programa devam ediyoruz. Kaptan teşekkür ederiz. Sevgiler. Güvenli bir şekilde yanaştık. Kendi gidiyor gemi artık. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ ol efendim. Aa, güzel ya. Vay, eller meller. Ya emek, büyük emek gerekiyor. Yok evet, bravo. Şimdi peki insan hallerinde kendi zor hallerinizi ya da zayıf hallerinizi gösteren birisi misinizdir? Mesela soruların ne? Ama niye bunu yapıyorsun? Arabayla gereken bunları söyleyeceğim. Söyle. Yani insan hali, rüyatisinin hep güçlü durmaya çalışma hali vardır ya. Hep iyi evet. Gözükme hali. Ya da işte evet. Bir yerde çalışıyorsunuz. Evet. Sonuçta sosyal yaşamınızdaki ilişki başka evet. Bir şeydir ama kapıdan evet. İçeri giriyorsunuz. Her şeyi geride bırakmak mı? Yoksa onlarla birlikte içeri girmek mi? Nasıl? Mecbursunuz. Kimseye kötü yerinizi gösteremezsiniz. Hastasınız. Hayır abi, sağlıklısınız. Üzüntülüsünüz. Hayır, çok mutlusunuz. Kusura bakmayın, böyle bir şey. Bu böyle bir şey. Yapamazsın Ömer. Çünkü niye? Mesela şu vardı ya hani, alo Ayşe'cim nasılsın? İyiyim canım, çok hastayım ya. İşte ah, belim ağrıyor, romatizma da başladı. Bu nedir canım yani, of. Niye? O kişi sana merhaba, nasılsın dedi. Sağlığını şimdi gerek yok yani. Benim sağlığıma kimsenin de olmaz. Böyle gitmiyor zaten işler. Yani insan da aslında bir şekilde kendisini... İnsan da aslında bir şekilde iyi enerji vermeli diyorsunuz karşı tarafa aslında. Yani mecbursunuz. Hep ben hastayım, ben şeyim falan, olmaz. Sarayburnu'nda demirledik, devam ediyoruz. Vapurda çaysemi sohbete. Sizin karavandaki kargayı sormak istiyorum. Şimdi bunun üstüne de karga geliyor. Karavanında bir karga var sevgili Taylanerlerin. Gerçek bir karga değil tabii ki üstünde. Ama sizin hep misafiriniz karga. Ya şöyle enteresan, o benim bayrak direğimdi. Fakat bir şey oldu, martılar sürekli bu beyaza konuyorlar yani. Evet. Geliyor sabah sabah, çapata 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 üstünde, çapata çapata, ya hadi 7 saat. Genelde 6.30 tabii ezandan, tabii 6-6.30 arası bunlar geliyor ezandan sonra. Çok bağıracak, çok 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 yani, yeter diyorum yani. Ve 7'de uyanıyorsun ister istemez, 6.30-7'de sonra tekrar uyuyorsun. Nasıl kovacağız, ne yapacağız? Dedim karganın olduğu yere gelmiyor. Bizim orada Pars Bey var. Ben dedi şey yapacağım dedi. Sana bir tane karga bulayım bir yerden dedi. Nereden bulacaksın karga? Plastik karga. Buluruz dedi. Buldu getirdi. Avcıların kullandığı bir şeymiş. Taktık onun üzerine. Martı yok. Çok güzel. Ama bazen kargalar geliyor. Gelip bakıyorlar böyle. Ama bu bizden mi diye. Yaklaşmıyorlar. O enteresan. Evet, sen gördün onu. Plastik bir kargamız var. Çok güzel. Geçen gün de fırtınada uçmuş karga. Uçmuş mu? Tabii. En sonunda uçmuş dedi. Yok mu? Hayır, yere düşmüş. Yere düşmüş. Ne oldu dedim, taş gibi kesilmişsin falan. Korkudan, fırtına korkusundan böyle düşmüş. Kaç bardak var karavanda? Ama ne bileyim yani, tam eğleniyordum, kaç bardak diye birden soruya gir. Hakikaten minimal bir yaşam sürüyorsunuz ya. 4 bardağım var. Aha. Bunlar kupada mı? Kupa bardak. Şimdi ben gelsem çay istesem nasıl veriyorsunuz? İnce belli var yok, mı? Yok çay tabii, ince belli bardağım var. İsteyene... Neden? 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 Çünkü çok insanımız, ben de onu severim, çayı ince belli bardak deriz. Burada içmek güzeldir. Yani kupada olmaz. Çünkü niye? Dostlarımız, misafir biliyor musunuz? Hep söylerdi büyüklerimiz. Misafir evin bereketidir. Evladım dedi, ileride hani tek başına yaşarsın, evlenirsin, çoluk çocuğa karışırsın. Misafirin gelmezse dedi, misafire kızma, kendine kız. Sende bir şey var. Şimdi onu bir kere iki kere yaşadım ben. Ben çok titizdim işte. Aman altına altlı koyalım, bilmem ne yapalım. Şunu da iç, bunu da iç falan diye. Niye ben kendimi ona niye değiştiriyorum onu? Dedim iki tane de küçük şey bardağım var, çay bardağım. Kaç ayakkabı, kaç pantolon, kaç gömlek, kaç tane kazak var? Ben merak ediyorum bunu gerçekten. Bir tane bu pantolonum var, bir tane kumaşım var, bir de kotum var. 3 pantolon. Zaten hayatımız. Evet, o kadar 3 pantolon. Ayakkabı? Ayakkabı 3 tane var, o kadar. Güzel. Bir tane de terliğim var, o kadar, başka bir şey yok yani. Takım hepsi. Şimdi hanımlar diyordur ki, nasıl bu 3 tane ayakkabıyla yaşıyor? Smoky falan var mı karavanda? Bir sahne kıyafetim vardı. Aa, bir vardı. De senin gibi, o senin, böyle severim senin giymişkileri. Bir de öyle bir ceketim var, o kadar. Zaten gardırop, omuzumuz kadar bir gardırop var zaten. Her gün duş alıyor musunuz? Her gün yani istersem yazın alırım. Yazın değil mi? Yazın çok tabii. Evet. Yazın ister istemez ama yani duşumuz var, depomuz var. Her şey var. Her şey var. Tabii sıcak suyumuz var. Bulaşığımızı sıcak suyla yıkıyoruz. Ama bulaşığınızı biriktirmeyeceksiniz. Hemen kirlendi, hemen yıkayacaksınız. Doğru. Çünkü yani bir adım atıyorsun tuvalet. Bir adım atıyorsun mutfak. Döndün arkadaşlarım bu. Yani geçiyor var. Bir adım dış, iki adım dışarıdasın.
Karamancılar anlatmazlar bunu. Senin programda anlatayım. Küçük alandaki yaşamın evet ya. Komik anıları yani. Ama şey, ya bir deneyin, bir yani bir deneyimleyin. Özür dilerim. Bir deneyimleyin yani. Bir yaşayın. Tabii. Deneyimleyin. Ama almayın. Sorun değil ama bir peki bir kiralayın, bir şey yapın. Bir hafta sonu bir yere gidin. Tamam. Abant var, güzel mesela yakınlarda. Güzel de şey yapmışlar, parkları var, bahçeleri var. Evet. Hani bir ben de okudum yani. Haberlerde yeni. Var var, çok kamp açıldı, güzel yerler açıldı. Ama tabii şey işte yorumlara bakın. Yorumlar biliyorsunuz çok önemli oluyor. Hani neye göre kamp? Çünkü bazı kamplar şey değil. Karavancımızda bazen tabii ben biraz sistem ediyorum. Hani kurallar var, bir şeyler konmuş. Ne olur şunlara uyun. Ben tabii yine tekrarlıyorum, kampçılıkta ben kanaat önderi değilim. Ama 7 yıldır yaşıyorum. 2,5 yılda gezdim eski karavanımla. Yani çok yanlış yapanlar var. Onlara da diyorum ki hani ne olur yapmayın böyle. Siz böyle yapınca karavancılar böyle diyecekler bu sefer. Onun için yapmamaya çalışın diyorum ama tabii genellikle yapanlar var. Şimdi insan yaşadığı zaman hani böyle vücut dili, kendi aslında söylemi, bakışı, gözü, kaşı hani yalan söylemez. O anlıktır ya. Tabii ama ağızdan çıkan şeyleri insan düşünerek söyler haliyle. Evet tabii. Öyle olmalı. Bazen karşılık bulamasanız da söylemeye güzel şeyleri devam eder misiniz? Yok hayır. Hiç. Ona girmem ona. Yani çünkü şöyle bir şey var. Ben dinleniyorsam konuşurum. Dinlemiyorsam konuşulmam. Yani beni dinleyen şey falan yani ne gerek var? Beni dinleyin. Ne demek beni dinleyin yani? Demek ki sen o ortamda olmaman gerekiyor derim ben kendime. Bu açık gözle uyumak gibidir. Bak böyle. Dinlem uyuyor aslında evet. İçeride. Onun gibi bir şey yapıyorlar. Peki bir de ben de anlıyorum adamı. Sevgililer gününe özel olarak bunu hani karşılık bulmadan güzel şeyleri söylemek. Bir de bu taraftan cevaplar mısınız rica etsem? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani sevgililer günü ilişkileri özel konuşuyoruz. Ben edebiyat dersi almadım hiç. Sen almışsın yani. Ya sevgilerin mutlu olsun diyeyim ne diyeyim. Ben şunu demek istiyorum aslında. Ya ben... Birinle hani... nasıl söylesem bunun doğru şeyini? İnsanları ben de şey yap, zorlama işte. Evet, sevdiğim için söylüyorum Emre ya. Eyvallah, sağ ol. Çok İstanbul efendisi. Evet, teşekkür. Ki kaç sene oldu? 10 sene mi olmuş bu? Evet. 10 senedir bunu yapıyorsan zaten tamam bitmiştir iş. Sağ ol. Ekip zaten. Sağ ol. Ne diyorduk? Sorular bitti herhalde. Evet. Şimdi hala soru arıyor o kadar. Evet. Evet, buyurun Ömerciğim. Programımızda aslında sevgililer gününe özel iki sevgiliyi de burada analım isterim. Vapurda denizin üstündeyiz. Deniz, evet. 1965 yılında Kısmet isimli 10,5 metrelik yelkenlileriyle Türkiye'nin ilk dünya turuna çıkan isimleri. Sadun Boro evet. Ve Oda Boro. O süreç içerisinde dünya turu 3 yıl sürüyor. Yanlarına katılan bir kedi oluyor, Miço diyorlar. Ya. Kızları dünyaya geliyor, ismini Deniz koyuyorlar. Evet. Bunlar dışında sonrasında ikinci olarak dünya turuna çıkan Uzaklar isimli yelkenlileriyle o daha da küçük bir yelkenli. 30 ülke görüyorlar efendim. Evet, kolay değil şu anda konuşması Osman, kolay ama. Osman Zuhal Atasoy çifti. Evet. Onların da enteresan dünya turunda gemide çocukları oluyor bir adada. Onun ismini de Deniz koyuyorlar. Ne güzel ama değil mi ya? Denizin üstündeyiz. Denizi anıyoruz. Yaşıyoruz da gerçekten. Denizi hep derler ya şey balıkçılar da söylüyor. Yani üzerinde olunca anlıyorsun diyor. Yani karadan denize bakmak da olmuyor diyor. Ama diyorum herkesin de harcı değil hani denizde olmak kolay değil. Bilmen lazım. Rüzgarı bileceksin falan filan. Ha hiçbir şey önemsemiyorsan motor yat alıyorsun. Motor yatta sadece yanında bir tane pırt var. Aa böyle git gel. Bu da mazot yakıyorsun. Doğru. Denizcilikle pek alakası olmuyor. Yani, tabii ki var mutlaka ama biri yelkenli hani Sadun Boral'ın gibi böyle hani işte önden açtım ben şey Cenova yelkenini açtım önden dönüyorum falan kafanı iyi bakayım şey geçiyor hani o daha bir güzel geliyor bana. Ama sevgililer için bir şey soracaksan sorma. İstanbul'dan karavanla yola çıksanız bir dünya turu gibi rota ne taraf olurdu? Kuzey ülkeleri, İskandinav ülkeleri, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç. Evet soğuk ülkeler, kar var, şey var. Ama birden ısınabiliyor. Kar eriyor falan, tişörtle ama geziyor. Ama çok zevkli değil mi? Doğal içinde. Çok istiyorum hakikaten yani. İnşallah. Ama hep söylüyorum ya, Karadeniz'i ölmeden bir görün. Çok güzel, ülkemizin değerleri yani Karadeniz. Şimdi sevgili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun bir kitabını okuyorum. Hanne, insan insana sığınmak ister diyor. Çok doğru. Bu sığınmak illa yanına gitmek değil ama hepimizin birbirine ihtiyacı var. Bunu hep inkar ediyoruz. Hayır, var.
Böyle bir şey yok. Ama küslük de var, dargınlık var. Ama nedense bu mesela 20-30 yıl sürüyor. Sonra bir gün bakıyorsun bir telefon çalıyor. O küs olduğun kişi arıyor. Aa, Allah diyorsun. Biz küstük. Sonra senin büyüğün diyor ki, niye aradı biliyor musun diyor. Niye diyorsun? Yaşlanıyoruz diyor. Vay. Yani yaşlanmaya başladıkça insanlar küslüğü bırakıyorlar. Benim çok yakınen, yani şahit olduğum birisi öyle yapınca ailesiyle çok hoşuma gitti. Yoksa ben küs değildim. Buzları zaman, eritmek lazım. Yani evet ama bu küslük oluyor işte. Kızgınlık oluyor bazen. Muhakkak. Yani ben kimseye kızmıyorum. Kızmanın zaten yanlış olduğunu düşünüyorum. Kime kızarsınız? Kime? Akıllıya kızarsınız. Akıllıya? Mehmet ne yaptın ya? Böyle şey olur mu? Sen bunu yapabilir misin? Aa dersin. Ömer demedin dikkat et. Mehmet değil mi? Ama bir de şunu dersin. Cahilse ötekiler der ki ya Mehmet'e kızmakla mı? Hayır kızmayın. Ona üzülün. Çünkü o cahil. Bilmiyor. Okumamış. Görmemiş. Tabii ki bunu yapacak. Bu sizin büyüklüğünüzü gösterir. Ya. Niye büyüklük göstermekten kaçıyoruz? Sadece biz değil. Yani dünya insanı da öyle. Yani böyle bir şey var. Nedense hep böyle mazbut kişiler büyüklük gösteriyor. İşte yukarıdaki kişiler göstermiyor. Onu da gösterecekler. Çünkü yaşlandıkça anlıyoruz ki ya boş bunlar ya. E niye o zaman şimdi anla işte ne olur? Bak şu an mesela konuşuyoruz anlayabiliyoruz. İlla 80 yaşımıza gel beklemeye gerek yok 75 yaşımızda ama. Dünyanın belki şey işte bu hayatın yürüyüş doğru şekli bunu getiriyor diye düşünüyorum. Doğru. O zaman ne yapıyoruz? Sevgililere bir küçük şarkı çalıyoruz. Ya sevgililere bir şey çalayım ama ya, böyle hafif bir blues. Blues. Ya bu bir... notası yok. Evet evet böyle. Doğaçlama. Şey, doğaçlama. Doğaçlamayı ben çok seviyorum. Yani enstrümanınızı alıp da bir şey böyle kendinizden kafanızdan gelen bir şey çalınca çok güzel oluyor. Peki buna bir isim verelim o zaman. Orsa geldi aklıma. Denizdeyiz ya. Orsa. Bir rüzgar ismi. Yanlış olmaz. Umarım yanlış değil. Orsa. Orsa. Evet. Bir denizci abimiz böyle Orsa rüzgarı gelince derdi gemiye. Onu böyle çok yumuşak döndürecek. Güzel bir rüzgardır derdi. Sancaktan mı, iskeleden mi yani sağdan mı onu tam bilmem ama. Böyle Orsa geldi parçalım. Harika. Öyle bir harika. Esti diyorum işte. Esti, Orsa esti. Çok güzel ya. Ay. Peki bu performans duygulandın değil mi? Ben duygulandım. Bu performansın duygulandım. Bu performansın teşekkür ediyoruz ve izleyicilerimizin sorularını size yöneltmek istiyorum. Oo peki. Sevgili Metin Bey, karavanın hep güzel yanlarını anlatıyor diye size söylemiş. Karavanda yapamadıkları neler? Yani yapamadığım gibi diye de soruyor. Şu aslında evin küçüğü karavan. Yani yapamadığım ne olabilir? Yani çok büyük parti veremezsin arkadaşlarınla. Girebilecek 6 kişidir. Benim karavan 6 kişi giriyor. Hani olabilir ama 6 kişi de ayağa kalkmasın. Otursun yerinde tabii. Ayağa kalkınca olmuyor. Yapamadığım bir şey yok. Gezebiliyorum da sabit duruyorum. Duşunuzu alıyorsunuz. Tuvalet tamam. Yemeğinizi yapıyorsunuz. İstediğin manzarada, istediğin taraf senin. İstediğin yere gidebiliyorsunuz. Pencereniz bol miktarda var. Var. Evet belki hani... Aidat derdi yok. Var mı? Yok çekme karavanlarda vergi de yok zaten. Sadece yılda bir muayeneleri var o kadar. Evet aidat da öyle bir şeyimiz yok tabii. Çekme karavanında muayenesi var mı? Muayenesi var ama vergisi yok. Peki. Zaten dünya çapında o yok zaten. Bunu da öğrendikten sonra Tayland erleri en çok kim güldürür diye sormuş bir izleyicimiz. Ah valla şeyleri ben beğeniyorum. Son zamanlarda diyecekseniz Ali Sunal'ın ekibi var. O grubu çok beğeniyorum çünkü tiyatro yapıyorlar. Yani sadece hani şey değil ama tabii tiyatronun keyfi başka. Bir de hemen söyleyeyim tiyatro seyirciyle yapılır. Çünkü pandemi çıktığı zaman seyirci alamadılar ve oyunlar hep düştü. Ya bir de seyirci tabii maskeli izleyicinin karşısında performans mimikleri göremiyorsunuz. İşte gördünüz mü yaşamın bir çizgisi var onu bozamazsınız. Yani işte olmuyor yapacak bir şeyiniz yok onun için de. Ama onu beğeniyorum, gülüyorum Şener Şen efendim. Şener Şen. Evet Şener Şen o ya, bizim için bir tarihtir.
Onun çok gülerim. Hatta Eşkıya filminde mesela. Tabii. Orada bile baba dedim karakteri çıkarmış. Çünkü oyuncu iki şey yapar. Biri rol, biri karakterdir. Rol nasıldır? Ben şimdi Ömer'i oynadım. Siz dersiniz ki Talan abi Ömer'i güzel oynamışsın. Zaman geçer, aylar geçer. Ben biraz daha Ömer'e çalışırım. Ne yapıyor, nasıl, arabayı nasıl kullanıyor, nasıl yemek yiyor, işte ne yapıyor, ne ediyor. Bir çıkarım, aa Ömer olmuş Talan abi derler. O karakterdir. Yani eski oyuncular, yani Şener Şen gibi ustalar karakter çıkartır. Rolle uğraşmıyorlar. Ya ben oturup buna uğraşayım bir aylarca, bir üstüne ineyim. Orada bile bir yer vardı, böyle sanki yukarıdan çekilmişti, helikopter miydi bilmiyorum. Orada bir ara Şener Şen'i gördüm böyle, şöyle yaptı. Orada eşkıyadan çıkıp Şener Şen'e döndü, sonra tekrar eşkıya oldu. Mesela orada bile güldüm o filmin orasında, aa dedim babadım bak yine Şener Şen oldu diye. Yani ona evet, ona gülerim, beğenirim onu. Peki, bir başka izleyicimiz de şöyle bir soru sormuş, kafa karıştırıcı bir soru. Karışma diye kafamı. Sizin yerinizde olsaydı kendisine ne sormak isterdi? Kendi yok, kendine sizin yerinizde olsaydı kendisine ne sormak isterdi? Yani tabii bana yani ben diyor, benim yerimde olsaydım size ne soracaktım. Evet. Soru böyle efendim. Yani demeyeyim işte yani çok saçma ama dünyaya bir daha gelirsen oyuncu olmak ister miyim? Dünyaya bir daha gelseydiniz oyuncu olmak ister miydiniz? Ki bana mı soruyorsun? Evet Mayrum. Hayır yok. Hayır. Hayır. Yani tabii ki oyunculuk varsa. Hadi bir şey vardır söyleyeyim. Oyunculuk sizde varsa vardır, yoksa da yoktur. Aileler, teyzeler, anneler, anneanneler ne olur zorlamayın çocuğunuzu. Çok komik çocuk bak bir telefonla baksanız görüntü yok. Çocuk senin yanında onu yapıyor. Yani doğru. Yapma çocuk, belki başka bir şey bırak çocuğu bir. Doğru. Çok komik mimikleri var. Doğru. Yok olmuyor. Varsa küçükten zaten var. Nasıl mimikleri şey, var? Bir bir şey yapıyor böyle çekiyor telefona. Taylan bir bakayım falan diye. Ya yok komik bir şey yok çocukta. Siz gülüyorsunuz. O sizin çocuğunuz çünkü. Hangisine bakayım bilmiyorum. Kapı kapandı hop açıldı. Peki teşekkür ediyoruz bu güzel durum için de. Sağ olsun. Evet efendim vapurda çay simit sohbetin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Simitlerden yeme zamanı. Kaptan da gitti. Buyurun afiyet olsun. Yok. Oğlum papara yapın isterseniz. Papara. Papara. Aa bak. Acare. Mancare. Evet siz sen kapatıyorsun değil mi? Ben konuşmayacağım artık. Şu konuşayım. Evet. Yemin bunu konuşacaksam çünkü sonra konuşamıyorum. Doğru evet. Söylüyorsunuz. Tamam. Tamam. Afiyet olsun. Vapurda çay simit sohbette. Bakın simitimizi yiyoruz. Çayımızı içiyoruz. Ömer de güzel sohbeti oldu. Arkadaşlarımız sağ olsun programı size ulaştırmada yardımcı oldular. 68 MHz'den yayınımız TRT'de devam ediyor. Eski TRT'de yani zaten arka taraf güzel. İstanbul'a güzel. Gelmek isteyen turistlere selam olsun yurt dışına. Pandemi bitince bekliyoruz. Gelirseniz buradayız. Gelmezseniz de kendi ülkenizde oturursunuz. Yapacak bir şeyim yok. Yani Avusturya'daki Alpler var ya Alp. Alp. O Alplerdeki aynı manzara Karadeniz'inde var benim. Doğru. Aynı. Doğru. Karadeniz'de Lazca konuşuyoruz. Orada Almanca konuşuyoruz. Hiçbir şey fark etmiyor. Onun için diyorum ki abi dağlar ormanları görelim. Git Karadeniz'e. Abi Avusturya'ya gideceğiz bu kış. Ya kar yağacak. İki hafta sonra Karadeniz, Samsun falan uçacak biliyorsunuz. Çok güzel bir kar geliyor. Tabii umarım çok zararlı bir kar gelmez. Bize zarar vermez. Damlar çökmez. Evet teşekkür ediyoruz sevgili Taylan Erler'e. Güzel enerjisi, tamam. Hoş sohbeti için. Keyif aldım sizi dinlerken. İnşallah bir daha yeniden vapurda buluşmak kısmet olur diyoruz. Bakalım çok yapış yapış yapalım. Birkaç tane alabilir miyim yanıma? Evet. Afiyet olsun diyoruz. Teşekkürlerimizle. Gelişiniz güle güle. Ah. Gidişiniz güle güle. Her işiniz güle güle olsun inşallah. Ah, teşekkür ederiz. Sağ olasın. Efendim alkışlarla Taylan Erler'e veda ediyoruz. Sevgili TRT ve sevgili Ömer. Vapurda Çay Simit Sohbet programına konuk olma fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim Taylan Erler. We'll be right back.